1 Ekim 2008 günü ülkemizde kısa adı GSS olan Genel Sağlık Sigortası uygulaması başladı. Yani ülke çapında herhangi birinin sağlık hakkından yararlanmama durumu kalmadı. Yani isteyen girer, istemeyen girmez olmadı. Bu da zorunlu genel sağlık sigortasıdır. Normal şartlar çalışanlar işe girdikleri tarihten itibaren 30 gün boyunca sağlıktan yararlanamazlar. 30 günü doldurdukları takdirde artık sağlık hakları başlar. Ancak eş ve çocuklar için durum farklı. Eşimizin ve çocuğumuzun sağlıktan faydalanması için geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük primimiz olması lazım. İşten çıktık. Bu durumda 10 gün daha sağlıktan faydalanabiliriz bedava. Eğer işten çıktığımız tarihten geriye doğru bir takvim yılı içinde 90 günümüz varsa ilave 90 gün kadar gelir. Yani toplamda 100 gün bedava sağlıktan faydalanırız. Ama 100. günün sonunda eğer bir işe girmemişsek, emekli değilsek veya birimize bakmak zorunda değilse, yani annemiz babamız gibi düşünün, eşimiz gibi düşünün, değilse bizim gelir testi yaptırıp zorunlu genel sağlık sigortasına kaç para prim ödeyeceğimizi hesaplamamız lazım. Bu gelir testinden eğer asgari ücretin 1/3'ünden az gelirimiz çıkarsa, benim değil yalnız unutmayın, ailemin toplam geliri kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin 1/3'ünden az çıkarsa gelirimiz, prim ödemiyoruz. Eski adıyla yeşil kartlı gibi oluyoruz. Ama sadece kamu hastanelerine gidebiliriz. Özel sektöre gidemeyiz. Eğer gelirimiz asgari ücretin 1/3'ünden çok, asgari ücretten azsa aylık 80 lira gibi bir prim ödeyeceğiz ve sağlıktan öyle faydalanacağız. Gelirimiz bir asgari ücretse 2 asgari ücretinde 210 lira ödeyeceğiz. 2 asgari ücretten çoksa 420 lira ödeyeceğiz. Örnekten gidelim. Üniversiteyi bitirdim. 25 yaşımı da geçtim ve işi bulamadım. Annem babam emekli. Ben gelir testine gittiğimde benim olmayan gelirlerim, yani anne babamın gelirleri ortaya konulacak. Bana diyecekler ki aylık 210 lira prim ödeyeceksin. İşsizim, para ödeyemiyorum. Kim ödeyecek parayı? Tabii ki emekli maaşı olan annem babam ödeyecek veya ödemeyeceğiz. Sağlıktan faydalanamayacağız. Bu sebeple ben buna işsiz evlat vergisi diyorum. Evladınız işsizse her ay 210 lira sosyal güvenlik kurumu ödemek zorundasınız. Bir örnek daha verelim. Karı kocayız, çocuklarımız da var. İkimiz birden işsiz kaldık. 100 gün sağlıktan faydalandık. 100. gün sonunda eğer gelir testine girmemişsek ve genel sağlık sigortası primi ödemiyorsak sağlıktan faydalanamayacağız. Faydalanamadığımız halde sağlık primleri üremeye devam edecek. Ona da diyor ki aileden biri, koca veya kadın, gelir testine girsin, prim ödesin ve hem eşine hem çocuklarına buradan baktırabilir diyor.